Kabul edelim yoksa get dolaşmak olarak mı kabul edelim? Sadece get dolaşma değildir. Oraya bir yaşanmışlık da getiriyorlar. Bir kültürlerini muhafaza ediyor. Onun dışında diyeceksiniz ki Çinliler getirmiyor mu? Her yerde Çin mahalleleri var. Bakın Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da Çin mahallelerinde Çinliler yaşamaz. Çin mahallelerinde Çinliler Çin restoranları işletir. Çin ürünlerini satarlar. Mağazalar açarlar. Fakat toplum olarak apartmanlarda üst üste oralarda yaşamazlar. Farklı şehir gettolarında yaşarlar. Çin mahallelerine gelirler, ticaretlerini yaparlar, yine yayılırlar. Hepsi İngilizceyi iyi bir şekilde demeyelim ama konuşurlar, anlaşırlar. Hintliler hakeza öyledir. Bir evde 40 kişi yatarlar. Arap ülkelerinde orada burada inşaat işçiler. Fakat bir Hint mahallesi kavramı doğmaz. Türk mahallesi dediğiniz yer sadece Türk restoranı, Türk camisi olan bir yer değildir. Bir Türk yaşanmışlığı olan bir yerdir. Kültürüyle birlikte, mahallesiyle, sokaklarıyla, insanların komşuluk ilişkileriyle, birbirlerine, küçüklerin büyüklere saygısıyla, büyüklerin küçüklere sevgisiyle, neredeyse çift isimli sokaklarla Almanlar bir isim verir, Türkler kendi koydukları bir isim vardır. Öyle bilinir. Yaşam tarzını değiştiriyorlar. Oralara bir yaşam tarzı getiriyorlar. Ve diyeceksiniz ki Almanlar bundan rahatsız mı? Politik olarak rahatsızlar ama uygulamada o kadar rahatsız değiller. Yavaş yavaş o Türk mahallelerine alışmaya başlıyorlar. Kendileri de o Türk mahallesinin getirdiği bazı özellikleri, bazı yenilikleri kullanıyorlar. Patlıcan bile biliyorsunuz Almanya'ya 50 sene önce bizle beraber gitmiştir. Döner büfeleri olsun, yemek açısından örnek veriyorum. Bugün Almanya'nın değişilmezleri arasındadır. Peki bu yükselen şeyde İslam karşıtlığında yani Batı'daki zaafın İslam karşıtlığı olarak tezahür etmesinde özellikle Sovyet Rusya'nın yıkılışından, komünizmin yıkılışından sonra bilhassa ideolojik olarak ideoloji olarak İslam'ın bir karşıt olarak tespit edilip medya üzerinde bunun çok fazla işlenmiş olmasının insanların zihinlerinde bir İslamofobiyanın oluşmasında ki katkısı herhalde güzel edilemez değil mi? Yani bu çünkü bu çok fazla işlendi. Yani şimdi medeniyetler çatışmasına gidin. El-Kaide'den işte fundamentalizm kavramı örneğin öncelikle İslam'ı tanımlamak üzere ortaya atılan bir kavramdır. Ama bugün fundamentalizm diye bahsedilen coğrafyalarda Mısır'dan Afganistan'a kadar, Pakistan'a kadar, Türkiye'ye kadar hatta İslam'ın bir fundamentalizmin, radikalizmin temeli olarak değil, aksine toplumların daha fazla sosyalleşmesinde, sosyal hayata entegrasyonunda bir araç olarak işlevselleştiğini görüyoruz. Fakat bu tanımı yapan Batı'da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Burada bir paradoksal bir durum var sanki. Yani kendi dışını, ötekini tanımlarken kullanmış olduğu kavramlar aslında bir anlamda muhayyel bir varlık üzerine reel bir şeymiş gibi tanımlama yaparken ve bunu da doğal olarak medya üzerinden yaparken bugün aslında fundamentalizm şey için kullanılmıyor. Batı'daki hareketler için. Fakat tam da fundamentalizmin karşılığı olan o somut olaylar gerçekleşiyor. Bunun yani şunu söylemek istiyorum. Medyanın bu işte katkısı, yöneticilerin bu işte katkısı, entelektüellerin bu işteki katkısı, olumsuz anlamdaki katkısını dikkate almamız gerekmez mi? Ne dersiniz Çağrı Bey? Hocam, Ya 9-9 örneğin 9-9-11'de ki olay işte Amerika'da İkiz Kulelerin vurulmasından sonra özellikle ortaya çıkan bir İslam ve terörizmin beraber anılması falan yani ve dolayısıyla da bir İslam karşıtlığının sadece Amerika'da değil, bütün dünyada gündeme gelmiş olması ve bugün en meşru yer İslam. Yani saldıracağınız bir yer varsa Müslümanlarız sorumlu olarak. Avrupa'da ekonomik kriz varsa bunun sorumlusu Müslümanlardır gibi bir önyargının yerleşmesinde katkısı var diye ben Avrupa doğrusu düşünüyorum. hükümetleri konuya ekonomik bakmıyor. Avrupa hükümetleri konuya ekonomik baksa onların düşmanlarının Çin olması lazım. Afrika'da eski Avrupa sömürgelerinde Güney Doğu Asya'da Avrupa'nın eski ticaret alanlarını kim giriyor hızla? Çin giriyor. Hindistan giriyor. Dolayısıyla ekonomik açıdan baksalar Müslümanların değil Çin'in kendilerine düşman olmasını görürler. Fakat Avrupa'daki gençlik olaya tam tersi ekonomik açıdan bakıyor.
Faşizm biliyorsunuz milliyetçiliği artırır. Milliyetçilik de milli bir ekonomiyi artırır. Dolayısıyla ekonomimiz artık millileşsin ve göçmenler yerine artık biz işsiz kaldık, göçmenlere ihtiyacımız yok, biz çalışalım diyor. Bu aşırı sağ partilere oy veren göçmenler. Bakın Avrupa'daki aşırı sağ partilerin örneğin Yunanistan alalım, Yeni Şafak Hareketi %7 oy almıştır. Evet. Yunanistan'daki göçmen sayısına bakın, aşağı yukarı bu oranlardadır. Avrupa'daki aşırı sağ partilerin aldığı oy oranlarına bakın ve o ülkelerdeki göçmen sayısına bakın, birbirine yakındır. Dolayısıyla o ülkenin aşırı sağ partilerinin oy verenleri oraya olayı ekonomik olarak bakarken Avrupa'yı yönetenler ekonomik olarak değil siyasi olarak bakıyorlar. Onun için düşmanı İslam ülkeleri olarak görüyorlar. Peki niye siyasi olarak bakıyorlar? Çünkü bunların ticaretinin baş ortağı Amerika işlevsiz kalan NATO'ya bir iş bulmak zorunda kaldı. Dedi ki senin yeni düşmanın İslam. Niye böyle dedi? Şunun için böyle dedi. Hiçbir zaman Çin'in ve Hint'in bir askeri güç olarak karşısına çıkamayacağını biliyordu. Rusya'nın da ileride kendi kendine parçalanacağını görünce dedi ki biz düşman olarak önce İslam dünyasını görürüz. Müttefikimiz olan Türkiye'yi ileride Rusya'nın üstüne süreriz. Ondan sonra da tek düşman Müslümanlar kalınca bunlara karşı cephe alırız dedi. Avrupa ekonomisine de bunu uyarlarız dedi. Bu sebepten dolayı Avrupa Birliği Müslüman coğrafyayı düşman olarak görüyor. Kendi projeleri değildir. Amerika'nın projesidir. Evet yani tabii bu kültürel sorunlar büyük sorun olarak devam edecek gibi görünüyor. Şimdi Sayın Büyükkanıt isterseniz uzmanlık alanınızın dışında bir soru olacak ama yani fark etmez. Şey yaparsın. Bu masada her türlü kişisel saatte. Görüş evet. Doğrusu merak ediyorum. Şimdi bugün Avrupa'ya baktığım vakit ben şöyle bir manzara görüyorum. Şimdi Avrupa'da aşırı sağ ve sol gittikçe güçleniyor. Avrupa'nın temel krizi bugün ekonomik kriz. Görünen şekliyle. Şimdi normalde ekonomik krizin olduğu yerlerde tasarruf eğiliminin artması gerekir. Tasarruf yapılması lazım. Toplumun ana gövdesinin tasarruf yapması gerekiyor ama, ki borç ödeyesiniz. Bugün örneğin şeyde Yunanistan'da bunun olması gerekiyor. Fransa'da bunun olması gerekiyor. Fakat sosyal demokrat partiler kazanıyorlar. Şimdi sosyal demokrat partilerin temel eğilimi üretimle daha çok paylaşım siyaseti üzerine bir şeyler geliştiriyorlar. Şimdi bugüne kadar Avrupa'da sosyal demokrat partiler bir istikrarsızlık kaynağı değil, bir istikrar kaynağı oldular. Çünkü sınıflar arasındaki o açılan mesafenin örtülmesinde, makul kabul edilebilir düzeylere gelmesinde refah devleti uygulamalarıyla çok büyük katkıları oldu. Fakat bugün Avrupa'nın ekonomisi gelişmiyor, tam aksine Avrupa gittikçe zeminini kaybediyor. Avrupa'daki genel olarak genelleme yapacak olursak bütün mahsurlarını dikkate alarak. Dolayısıyla yapılması gereken şey aslında sosyal demokrasinin gelişmesi değil yani. Sosyal demokrasi geliştikçe çünkü bu ekonomiyi zaafa uğratan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Şeyde Yunanistan'da insanlar tasarruf yapmak istemiyorlar. Borç ödemek istemiyorlar. Şimdi hocam şimdi tabii bu bir burada, paradoks değil mi sizce? Bilemiyorum. Burada çok vurgulanması gereken bir husus var. Batı toplumu tüketim ekonomi üzerine bina edilmiştir. Bunu evet. Amerika'da dahi. Evet. Tüketim ekonomisi. Tüketim ekonomisinde tasarruf edemezsiniz. Sizi bir markete girdiğinizde o raflar öyle bir çeker ki şimdi ben Amerika'da biliyorum yani bir markete gidip alışveriş yapacağı zaman haftalık alışverişini elinde mutlaka liste vardır. Liste vardır. Listeyle girer. Listeyle gelir. Alacaksa yazmıştır oraya 5 tane domates. 5 tane domates alır. Bizimki gibi ver 3 kilo domates demez. Ama Avrupa ekonomisi tüketim ekonomisi üzerine bina edilmiştir. Burada tasarruf olmaz. Çünkü ekonomik yapı sizi tüketime yönlendirir. O insanlar tüketmezse mutsuz olur. Evet. Batı insanları niye mutsuz? Çünkü hepsi şey üretmeden tüketmek istiyor. Bunların Çağrı Bey kemer sıkmaları gerekirken bunlar kemerlerini gevşetiyorlar. Ve yok, ben kemer sıkmaları gerektiklerine katılmıyorum.
yatırım tasarruf yapacaklar. Tasarruf yapmaları, tasarruf yapmaları gerekiyor. Tasarrufu nasıl yapacaklar? Hocam ona katılmıyorum. Şimdi bu tuzağa borçları nasıl tasarruf ödeyecekler? Yapıp onunla borç